Dilan Polat ile Engin Polat, ultralüks hayatlarının her detayını sosyal medyada yayınlayarak adlarını geniş kitlelere duyurdu. Bu şatafatlı, lüks yaşamın ardından ise kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik iddiaları ortaya atıldı ve Polat çifti tutuklandı. Öte yandan katıldıkları moda programıyla şiçrete kavuşan ve yine ultra lüks hayatlarını sık sık sosyal medyada paylaşan Nihal ve Bahar Candan kardeşler de, suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. İki ayrı olayın iki ayrı kahramanı Nihal Candan ile Engin Polat ise tutuklanırken göğe bakmıştı. İşte bu hareket sonrası flash bir iddia ortaya atıldı. Türkiye, Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklama suçlaması başta olmak üzere birçok suçtan yargılanmasını merakla takip ederken Polat çiftçinin fitilini ateşlediği diğer fenomenlerin kafa karıştıran benzerliklerini anlamaya, işin içinde çeteleşme olup olmadığını çözmeye çalışıyor. Polatların hemen ardından, katıldıkları moda programıyla ünlenen, gösterişli sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan ile Nihal Candan kardeşler de, suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama suçlarından tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. Bu iki olay arasında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddianın kaynağı ise, hem Engin Polat'ın hem de Nihal Candan'ın tutuklanırken göğe bakarak poz vermesi. 5 Kasım'da tutuklanan Engin Polat'ın gökyüzüne bakması o günlerde masumun mesajı vermeye çalıştığı şeklinde yorumlanmıştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise mensubu oldukları çete üyelerine mesaj gönderdikleri üzerinde görüş birliğine varmıştı. Fakat konuyla ilgili en çarpıcı iddia Sisi lakaplı Seyhan Soylu'dan geldi. İkinci sayfayla iletişime geçen Seyhan Soylu, Engin Polat'ın da Nihal Candan'ın da göğe bakmasının sebebini olayların perde arkasındaki kişi olarak anlatmak istediğini söyledi. Nihal'in gökyüzüne bakması Engin'den hoşlanıyor demek oluyor, diyen Soylu, Nihal Candan ile Engin Polat'ın daha önce birkaç kez görüştüğünü, Candan'ın gökyüzüne bakarak Polat'a mesaj gönderdiğini iddia etti. Seyhan Soylu, Engin Polat, Nihal Candan'dan hep kaçtı çünkü onu riskli gördü. Ayrıca bunun eşi Dilan Polat'ın kulağına gidebileceğinden de korktu. Hep uzak durdu. Şimdi Nihal aklınca mesaj veriyor, dikkat çekmek istiyor. Engin'in o halini gördü ve bu Engin'e bir mesaj, aklım, duygum sende diyor, iddiasında da bulundu. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.